Yeni sayfa demeyelim ama hani tabii ki bir yumuşama olacaktır. Çünkü bu artık Amerikan idaresinin en yüksek noktasındaki şahıs tarafından da sahiplenilen bir dava haline geldi. Trump olsun, hani yardımcısı Pence olsun, zaten Pence'in ne kadar dindar bir kişilik olduğunu biliyoruz. Ve bu evangelist kiliseye mensup olduğunu biliyoruz. Tutulan Andrew Brunson'ın da bu kiliseye üye olduğunu biliyoruz. Ve bunun bir oy karşılığı var. İşte dediğim gibi midtermler yaklaşıyor vesaire. Senato temsilciler meclisi tekrar şekillenecek. Dolayısıyla onlar için çok pozitif bir şey olacaktır. Ve bu da Türkiye ile olan ilişkileri tabii ki yansıyacaktır. Şimdi askeri olarak biliyorsunuz Türkiye-Amerika arasında çok ciddi bir işbirliği alanı ya da çıkar ortaklığı var diye bakıyoruz. Özellikle Suriye'de işte ortak eğitimler yapılıyor. Manbij civarında beraber bu devriye şey verecekler, görevinde bulunacaklar. Zaten farkındaysanız Brunson meselesine Pentagon tarafı her zaman için çok mesafeli yaklaştı ve Türkiye ile en kötü noktasında bile hani krizin bizim ilişkilerimiz hani öngörüldüğü şekilde ilerliyor ve herhangi bir sorun yok mesajı verildi. Dolayısıyla askeri kanatta ben çok büyük bir değişiklik olacağını sanmıyorum. Tabii ki Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu dava eğer hani Brunson'un salıverilmesi ile sonuçlanırsa zamanında yaptığı demeçlerin bir şekilde yani farklı bir orada formülasyon gerekecek. Bunu kendi tabanına anlatması gerekecek.